Merhaba arkadaşlar, bugün de video çekmek istedim vakit bulmuşken. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde video çekemeyebilirim. Biraz daha derslerime odaklanacağım. O yüzden fazla vakit kaybetmeden hemen maçlarımı göstereceğim. Maç sonuçlarımı paylaşacağım. Bir de değinmek istediğim bir konu var, o İtalya liginde. Ona geçeceğim şu analizimiz bitince bottu zaten. Bu botu 4-0 yendik. Bakmaya bile gerek yok. Bu sefer Gansazarla Sazar'la maç yapacağız. Bakalım Gansazar 4-3-3'çü bir arkadaşmış. 76'lık bir kalecisi var. Kanat kullanıyor, offside açıyor ve normal oynayacak. Kırmızı hakeme normal. Ee, biraz riskli bir çıkış olmuş. Bu arada adamlarımız satılmış. Ee, yine coin'im az ben reklam izledikten sonra alacağım. Ne alacağım? Bir orta saha, bir defans. iki kişi alacağım. 23 M 23'ü 2'ye bölsek. Ee, 12, 11 buçukluk adamlar falan alacağım. 4, 3, 3 B'ye karşı bir, önce bir kadro farkına bakalım. 29,8 M'ye 96,4 M. Adam eğer taktiğini değiştirmezse, 4, 3, 3 de kalırsa Büyük ihtimal farklı bir galibiyet alacağım. Averaj kasmış olacağım. Diyorum. Ne çıkabiliriz? 4-3-3 çıkabilirim mesela. Evet 4-3-3 olabilir. Önce bir A deneyelim. 37 defanslı bir forvet. 38. Şuraya da 24'lüyü koyalım. Orta sahayı önce bir boş yapalım. Kanatları ofansif oyuncularımızı koyacağız. Varsa eğer. 85 hücumlu adamımızı koyalım. Şimdi burada bu deskoyu koyalım. Ortaya da Zubeldia'yı koyup B yapalım. Defansa yaklaştıralım Zubeldia'yı. Defans alacağım ve dördüncü defans olarak şuraya koyacağım artık. Burada kanat oyunu daha mantıklı bakın. Merkez forvetimizin hücum gücü kanatlardan daha düşük. O yüzden kanat oyunu daha mantıklı. Herkes sabit yapacağım. Bakayım bekler. Beklerileri diyebilirim aslında. Ama üçlü forvete karşı oynuyorum. Fazla macera aramayın. Baskımız genel 59 kalsın. Stilimiz ve tempomuz yükselsin. Kırmızı hakeme rakip normal çıkıyor. Ben şimdilik dikkatli bırakayım. Belki rakip de dikkatliye döner. Görevlerimiz. 33 yaşında bir adam olur kaptan. Penaltılar. Defansı en düşük hücum oyuncusu. 75 ve 24. Duran toplar en iyi hücuma sahip orta saha. Kornerler en düşük hücuma sahip orta saha. Tamam böyle bu maçı çıkartırız. Heh, şimdi bu ligde AC Milan'ın menajeri biliyorsunuz bu ligde bir WhatsApp grubumuz var. Bu gruptaki AC Milan'ın menajeri bir önceki videomu izlemiş ve benim o, onun taktiğine karşı yaptığım yorumu yersiz bulmuş. Olabilir, hak veriyorum. Ben orada dediğim şeyleri aynen hatırladığım kadarıyla aktarayım. Şu maçta ben şunu söylemiştim. Ya arkadaşım zaten kadron iyi, benden iyi. Yani 5-4-1 ne alaka? O kadar mı korktun? demiştim. Şimdi arkadaş an itibariyle demeyeyim de yaklaşık bir yarım saat önce falan WhatsApp'tan grubumuzdan yazdı. Bu maça girememiş ve önceki taktiği kalmış ya da girmeyi unutmuş onu tam anlamadım. Kimseyi küçük düşüremez gibisinden bir şey yazdı. Haklı. Ben de ona cevap olarak şöyle yazdım. Dedim ki hepimizin dedim, çoğumuzun daha doğrusu 4 slotu var. Hepimiz girmeyi unutabiliriz. Normal bir şey dedim. Hatta ben de girmeyi unutuyorum dedim. Ama dedim karşı taraf yani maç yaptığımız taraf bizim unuttuğumuzu bilmezse doğal olarak şöyle maçları bir korkaklık olarak yorumlar dedim. Daha sonra da özrümü ilettim. O da önemli değil dedi. Burada o lafımı geri alıyorum. Yani burada 5-4-1 çıkmasının sebebi girememesi, taktiğini bu maç için dizmemesi olmuş. Olabilir. Hepimiz o duruma düşebiliriz. Ben orada 5-4-1 için söylediğim şeyleri geri alıyorum. Ve bundan sonraki bu ligdeki sözlerime de madem biraz daha dikkat edeyim. Çünkü herkesin 4 4 slotu var. Şimdi ne yapacağız bakalım? Bir önceki maçımızda ne yapmıştık? Hemen ona bakalım. Dediğim gibi AC Milan'ı yendik. Adam girmeyi unutmuş. 3-1 yenmiştik onu. Spal'ı deplasmanda 1-0 yendik. Biraz daha iyiydik biz ama rakibin forveti çok güçlü olduğu için yani yüz üzerinde bir forveti vardı. Ben fazla macera aramadım. Ve yine 4-5-1 çıktım. Rakip de 4-3-3-A tercih etti. Bakın şutlar 8'e 12. Deplasmandayım. 8'e 12 şut gayet iyi. Toplu oynama bölgelerinde dengiz. Tempolarda da denk sayılırız 60'a 40. Biraz üstünlüğüm var. Her oyuncumuz gayet iyi oynamış. 8 ve 7 altında oyuncumuz yok. Güzel. Şimdiki maçımızsa Roma'ya karşı. Roma bizden gayet güçlü bir takım. 4-4-2-B hazır bırakmış şu an. E, paslı oynayacak. Normal bırakmış sertliği. Kırmızı hakeme normal evet. Ben de normal çıkacağım eğer o normal bırakırsa. Bakalım 4-5-1 düşünüyorum ama değiştirebilirim. Ya kontra atak ya kaleye görünce vur. Ya defans 5 olacak ya orta saha 5 olacak. Yoksa böyle güçlü adamlara karşı mücadele edemem. Bakın 381 M'ye Adam kaç? 545 m. 545 m adam. Şimdi 4 4 2 b paslı oynayacaksa benim orta sahadaki ortaya yerleştirdiğim adamların defansının iyi olması lazım. Yani ilk saka bakın zaten koymuşum. Bir de antrenmandan e, gelirse maça doğru Fellaini galiba yaşlılar daha iyi geliştiği için onu antrenmana almıştım. Bakalım böyle bir şeyler deneyeceğiz artık. Baskıyı dengeli bıraktım, stil defansif yaptım. Tempoyu da dengeli bıraktım. Bakalım. Belki değiştirebilirim onu bilmiyorum. Buradaki maçta ilk maçımızda güzel başladık ama sonraki maçımızda 1-0 yenildik. Deplasmanda biraz daha iyi oynadık rakipten. Ama rakip Pardon evdeyiz. Evde biraz daha iyi oynadık rakipten. Ama rakip biraz daha şanslı taraf çıktı. Bakın 5 şut. Biri gol oldu. Biz 8 şut attık. Gol yok. 17'ye 20 toplu oynama bölgeleri denkiz. 57'ye 43 az biraz ben öndeyim toplu oynamada. Bizim adamlar niye bu kadar kötü oynamış? Rakibin galiba orta sahası çok iyiydi ve kalabalık orta saha olduğu için bu maçta böyle kötü oynadılar. Bir önceki videoda zaten göstermiştim. Rakibin bütün orta sahaları 70 üstündeydi benim. Sadece bir orta saham 70 üstündeydi. O da galiba 6 oynamış. Ama 5'li orta sahadan farklı bir şey çıksaydım bu maç daha fazla gol yiyebilirdim ve rakibe daha çok şut şansı verebilirdim. O yüzden 5'li orta saha çıkmak zorundaydım. Gene de biraz daha iyi oynadık ama şansımız yaver gitmedi. Rakibin kadro kalitesinin, şutlarının kalitesi üstün geldi. Bu maçı böyle yenildik. Şimdiki maçımızda 42,5 M'lik bir takımla ben 51,4 M'yim ve deplasmanda oynayacağım. Yine adamlarımız satılmış tabii ki. Ben adam alınca kadro değerim biraz daha artacak. 4-5-1 denk oyun yani yarı defansif ya da 4-4-2 denk oyun çıkabilirim. Bakalım bir tane 80'lik orta sahası var. Diğerleri 65 65. Benim de 75 72. Bir tane 69'luk, bir tane de 70'lik adam alabilirim sanırım bu paraya. Tamam yine 5'li orta saha çıkarız. 4 2 3 1 ya da 4 5 1 seçip forveti de orta sahaya göndereceğim ki orta sahayı 6 kişi gibi oynayabilelim. Ajan atmış mıyız bakalım? Ajan daha atmamışız. Ajan gelsin. Onu da o zaman analiz ederim artık. Onun analizini buna pek dahil etmeyeceğim bu videoya. Diğer ki videolarda yine bu maçın sonucunu ve diğer liglerimdeki maçların sonucunu paylaşacağım sizlerle. Ve bu arada 100 aboneye özel bir taktik videosu çekmiştim. Bakın burada savaşı e kazandık. Puan olarak çok fark attığımız için son iki maçı pek takmayalım dedik. Öylesine e taktik deneme usulünden bir şeyler yapalım dedik. Bakın oradaki 3-3-2-2 taktiğime yine benzer. Yani şu 4-1 yendiğim maç gibi oynadım şurada. Rakip yine 5-3-1-1 çıktı o kadar kadro kalitesine rağmen. Ve gördüğünüz gibi ben yine yendim. 8'e 5 şut bakın, 5 şut atabildi. Biz çok üstün gelemedik. Çünkü adam kadro kalitesi olarak 100M olmasına rağmen çoğu maçına kontra atak çıkıyor. Yani ister istemez maç kilitleniyor. Bakın ben adamın kadrosunu göstereyim size. Pert Glory'di. Heh, 120M bakın. Ben maçta 119M değildim. Adamın oyuncuları satılmış hatta. 16 oyuncuya düşmüş. Daha iyiydi adam yani. 130 140M falandı. Ben de 110M'lerdeydim. Yine de adam kontra çıktı yani. Karşı ekip çok kontracı çıktı. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Video sıklığım dediğim gibi biraz düşecek. Başka şeylere, derslere odaklanmam lazım önümüz pazar hafta içinde iki günde bir belki 3 günde bir video çekmeye çalışacağım. Güncel kalmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hoşça kalın diyorum. Maçlarınızda bol şans.